Başkanım teşekkür ediyorum. Sayın Bakan ve ekibine de hoş geldiniz diyorum. Aslında 17 yıllık Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili söyleyecek çok söz var ve herkes de söyledi. Ve benim sürem yetmez bunları anlatmaya. Onun için o kısmına girmeyeceğim. Ama ben bir Anadolu ili vekiliyim. İlimizle ilgili bazı hususlara buradan size ifade etmek istiyorum. Öncelikle teşekkürüm var. Gene ilime 17 yıldır yapılanları burada tek tek anlatamam. Çok hizmet geldim. Özellikle son birkaç yıl içinde Kaynaşlı yolu kavşak yapımı açtık, orayı hizmete açtık. Teşekkür ediyorum size ve Karayolları ekibinize. Aynı zamanda otogar otoban bağlantı yolunu da yine siz ve ekibinizin desteğiyle, bakanlık desteğiyle oraya açtık. Onun için de teşekkür ediyorum. Son yıllarda yaptığımız önemli hizmetler bunlar. Bir de Gölyaka kavşağımız heyelana maruz kalan bir yer. Orayı da trafiğe açtık ama orada şöyle bir sorunumuz var Sayın Bakanım. Oraya bir kavşak koymadık. Ve orası bir üçlü yol ağzı. Oradan da yüksekokul, yani Düzce Meslek Yüksekokulu'nun olduğu bir bölge. Yüksekokula giden şehre gelemiyor Düzce merkeze. Efendime söyleyeyim, ilçeden gelen de yüksekokula çıkamıyor. Oraya bir kavşak ihtiyacı var. Mümkün imkan yok, onu biz belediye imkanlarıyla, yerel yönetim imkanlarıyla yapamayız. Çok küçük bir ilçemiz orası. Hem maliyet açısından hem de güvenlik açısından öyle bir ihtiyaç var. Ben size birazdan kroküsünde takdim edeceğim. Yine otoban bağlantı yolumuzun şehri ikiye bölüyor bağlandığında, ama Sayın Genel Müdürümüzün bu konuda bilgisi var. Yakın zamanda da elimize gelecek. O konuda bir çalışmayla ilgili hazırlıkları var. Onun için onun detayına girmiyorum. Ama birkaç hususu söylemem lazım trafik güvenliğiyle ilgili. Malumunuz Düzce çok hızlı göç alan bir il. Yüz ölçümümüz çok küçük ama buna rağmen hem doğurganlık hızı da çok düşük ilin, Türkiye ortalamasının altında. Ama buna rağmen son 10 yılda %100'den fazla büyüyen bir il. Çok göç alıyoruz ve çok hızlı büyüyoruz. Yaklaşık 380 bin aşan bir nüfusumuz var. Şu an bunu 40 bini hariç, yani 340 binlik kısmı birbirine 8-10 kilometre mesafedeki havzanın içinde. Merkez ve merkeze çok yakın 6-7 ilçe. Onun için merkezdeki D100 ve D655 karayolları yan yol bağlantıları eksik ve şehir içi trafiğiyle şehir dışı geçiş trafiği birbirine karışıyor ve ciddi trafik güvenlik sorunu orada oluşuyor. Bunu dikkatinize çekmek istiyorum. Bir diğer konu, Olimpiyat Kavşağı şehrin merkezinde, yetkililer, bölgedeki arkadaşlar burayı biliyor ve şehrin en yoğun trafiğinin olduğu yer. Henüz buradaki çalışma bitmedi. Az önce Gölyaka Kavşağı'ndaki sorunu söyledim size. Bir de Boğaziçi Beldemiz'deki proje henüz tamamlanmadı. Bunların ileri yıllara bırakılmadan ivedilikle tamamlanması hususunu dikkatinize çekmek istiyorum. Bir de Kaynaşlı Kaçış Rampası projemiz gelecek yıllara ne olur ertelenmesin. Bir başka konu, Gümüşova rampamızda yoğun sis nedeniyle trafik kazaları çok oluyor. Bu bilgisi dahilinde sizin arkadaşlarınızın. Buranın ışıklandırma projesinin hızlandırılması ve VTS ile VMS yol üstü dijital uyarılarına burada ihtiyaç var. Bunu daha önce bildirdik. Bir de Boludağ'a tünel çıkışında dikkatli olunması, özellikle buzlu havalarda çok ciddi sorun yaşıyoruz. Boludağ'a tünel içi radyo anonsu konusu önemli bir konu. İlimiz geçiş güzergahında ciddi bir trafik yoğunluğu olan bir il. Bu anlamda polis vazife ve selayetleri kanunu 2. maddesi uyarınca oraya, özellikle Ankara İstanbul arası plaka tanıma sistemine ihtiyaç var. Emniyet Genel Müdürlüğü görevlendirilecek personel için bir tak treni ihtiyacı var. Bu da valiliğimiz tarafından yazıldı. Büyük projelerimiz var. Sizlerin de bildiği ama onlara hem bütçe imkanlarını da bildiğimiz için ivedilikte olan, acil olan sorunlarımızı burada size ilettim. Diğerleri hususuna şu an girmiyorum. Özellikle Kuzeybatı Çevre Yolumuzun aslında birinci etabını bitirdik ama ikinci etabı projelendirmesi bitmiş olmasına rağmen o da bekliyor ve diğer devam eden başka projelerimiz var. Onları da bilahare inşallah sizlerle istişare ederiz. Ben tekrar bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Heyetinize ve size iyi akşamlar diliyorum.